Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Newton'un hareket yasaları. Newton'un 3 tane yasası var. Bunlardan birincisi eylemsizlik yasası. Peki nedir eylemsizlik? Açıklayalım. Cisimlerin hareket durumlarını koruma eğilimleridir. Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi yani net kuvvet sıfır olursa cisim o andaki hareket durumunu korur. Bu ne demektir? Cisim duruyorsa durmaya devam edecektir. Hareket halinde ise sabit hızla, dikkat ediyoruz, sabit hızla hareketine devam edecektir diyoruz. Şimdi iki tane şeklimiz var, onları bir inceleyelim. Birinci şeklimizde cismimiz başta duruyor, hızı sıfır. Sonra eşit ve zıt yönlü iki tane kuvvet etki ettiriyoruz. Bu kuvvetler eşit ve zıt yönlü oldukları için ne yapacaktır? Birbirlerini götüreceklerdir. Ve bu durumda ne olacaktır? Cismimiz önceki hareket durumunu koruyacaktır. Yani durmaya devam edecektir. İkinci şeklimize bakıyoruz. Cismimiz sağa doğru ve sabit hızıyla hareket etmekte. Yine eşit ve zıt yönlü olan iki tane kuvvet etki ettiriyoruz. Bu kuvvetler eşit ve zıt oldukları için yine birbirlerini götüreceklerdir. Net kuvvetimiz burada yine sıfır olacaktır ve cismimiz yine sabit hızda hareketine devam edecektir diyoruz. Arkadaşlar bu konunun biraz daha pekişmesi için günlük hayattan da bir örnek vermek istiyorum. E, duran bir otobüs aniden hareket ederse yolcuların arkaya doğru savrulduğunu gözlemlemişsinizdir. Hareket halindeki bir otobüs de aniden fren yaptığında yolcuların bu sefer öne doğru gittiğini gözlememişsinizdir. Bu olay yolcuları oluşturan kütlelerin hızlarını koruma eğiliminden kaynaklanmaktadır. Yani bunu da neyle açıklıyoruz? Tabii ki eylemsizlik yasası ile açıklıyoruz. Evet. Newton'un ikinci yasasına geçelim. Temel yasa. Bir cismin üzerine etki eden net kuvvet sıfırdan farklı ise cisim ivmeli hareket yapacaktır. Şu cismimize bakalım. M kütleli bir cismimiz. Bir F kuvveti etki ettiriyoruz. Artık net kuvvetimiz sıfırdan farklı gördüğünüz gibi. Şu kuvveti etki ettirdiğimizde ne olacaktır? Cismimiz ivmelenecektir. İvme ile arkadaşlar dikkat edin. İvme ile kuvvetin yönü aynı olacaktır. Peki bu muhteşem üçlü arasında nasıl bir bağıntı var? Onlara bakalım. Burada kuvvet eşittir diyoruz. Cismin kütlesi çarpı cismin ivmesi diyoruz. Kuvveti F harfiyle göstermiştik. Kütlemiz M. İğnemiz de A olursa F eşittir. M A formülüyle ne yapacağız? Hesaplamalar yapacağız. Şimdi burada bir notumuz var. Ona bakalım. Kuvvet iğme grafiğinde eğim cismin kütlesini verir diyor. Bir bakalım. Şurası kuvvet arkadaşlar iğme. Kuvvet iğme grafiği. Eğim bize neyi veriyordu? Kütleyi veriyordu. Peki nedir eğim? Tanjant değil miydi? Daha önce bahsetmiştik. Peki tanjant ne demek? Karşıyı komşuya böl demek. Karşıda bakın kuvvet var, komşuda ivme var. O zaman eğim eşittir diyoruz. Tanjant teta o da eşittir. Kuvvet bölü ivme neyi verecektir bize? Kütleyi verecektir. Bu farklı bir formül değil arkadaşlar. Şu yukarıdaki formül aslında. Şöyle içler dışlar çarpımı yaparsanız m çarpı a bakın yine neyi verecektir? kuvveti verecektir. Demek ki bize kuvvet eğimi grafiği verildiyse eğimini bulduğumuz zaman bize neyi verecektir? Kütleyi verecektir diyoruz. Üçüncü yasasına geçiyoruz. Etki tepki yasası. Evrende her etki karşılık eşit şiddette ve zıt yönde bir tepki vardır. Cismin yüzeye uyguladığı kuvvet etkidir. Yüzeyin cisme uyguladığı kuvvet ise nedir arkadaşlar? Tepki kuvvetidir. Şimdi şuradan bir bakalım. G ağırlığında bir cismimiz olsun. Bu G ağırlığı zemin üzerinde ne yapacaktır? Bir etki kuvveti oluşturacaktır. Buradaki ne ise zeminin cisme uyguladığı, zeminin yukarıya doğru cisme uyguladığı tepki kuvvetidir. Bu kuvvet... Ağırlık ile aynı büyüklüktedir ama yönleri zıttır. Bakın bu yukarı doğru, bu aşağı doğru. Peki bunu nasıl gösteriyoruz? Ne eşittir? Eksi G şeklinde gösterebilirsiniz. Ne dedik? Büyüklük olarak aynı ama yön olarak zıt olduğu için ne yaptık? G'nin üzerine eksi işareti bıraktık. Unutmamanız gereken arkadaşlar, etki kuvveti farklı bir cisme tepki kuvveti ise başka bir cisme etki ediyor. Bunu unutmayın. Ee, mesela 15 Newtonluk bir kuvvetle bir bardağı duvara vurduğunuzda duvarda 15 Newtonluk kuvvetle bardağa tepki verecektir. Etki ile tepki farklı cisimler üzerindedir demiştik. Bu durumda 15 Newtonluk kuvvet duvarda bir hasar oluşturmazken aynı kuvvet bardağın parçalanmasına sebep olacaktır. Evet. Devam ediyoruz etki tepki yasasına. Aşağıda 40 Newton ağırlığındaki cismin farklı durumlardaki zemin tepki kuvvetleri gösterilmiştir. Onları bir inceleyelim arkadaşlar. Şimdi birinci durumda cismimiz tek başına. Ağırlığı ne kadardı? 40 Newton. Burada tepki kuvvetimiz de ne kadar olacaktır? Yukarıya doğru 40 Newton olacaktır arkadaşlar. Yani ağırlığa eşit olacaktır. İkinci şeklimize bakıyoruz. Yine cismimizin ağırlığı 40 Nifton ama ne yapıyoruz? Ekstradan bir kuvvet daha uyguluyoruz aşağıya doğru 10 Nifton'luk bir kuvvet. Bu durumda ne olacaktır arkadaşlar? Şu F kuvvetiyle şuradaki ağırlık aynı yönlüdür. O zaman tepki kuvvetimiz bu ikisinin toplamı kadar olacaktır. Yani 40 artı 10'dan 50 Nifton'luk bir kuvvet olacaktır arkadaşlar. Nereye doğru? Tabii ki yukarıya doğru olacak. Evet. Üçüncü şeklimize bakıyoruz. Yine cismimizin ağırlığı 40 Newton. Bu sefer yukarıya doğru bir kuvvet etki ediyor. 10 Newtonluk. Burada zeminin cisme uyguladığı tepki kuvveti ne kadar olacaktır? İkisinin farkı kadar olacaktır. Yani ne eşittir 40 eksi 10'dan 30 Newtonluk bir tepki kuvveti oluşturacaktır. Peki şöyle eğik bir düzlem olursa ve cismimizi bu eğik düzenine bırakırsak ne olacak ona bakalım. Yine cismimizin ağırlığı şöyle aşağıya doğru 40 Newton. Yalnız bakıyorum bu 40 Newtonlu kuvvet yüzeye dik değil değil mi arkadaşlar? Bize dik olan bileşen lazım. Şimdi bu ağırlığı ne yapalım? bileşenlerine ayıralım. Şöyle bileşenlerine ayırdığınız zaman şu Gx bileşeni bir de Gy bileşeni. Burada Yüzeye dik olan bileşen hangisidir? Tabii ki G'ye bileşenidir. O zaman bu bizi ilgilendirmiyor. Biz bununla ilgileneceğiz. Buradaki G'ye bileşeni peki nasıl hesaplayacağız? Cismin ağırlığı çarpı şu açının kosinüsü diyoruz arkadaşlar. Kosinüs alfa diyoruz. Bu durumda bizim tepki kuvvetimiz ne eşit olacaktır? G'ye eşit olacaktır. O zaman hesaplayalım. Ne eşittir? G çarpı kosinüs 37 verilmiş burada. 37 derece. Ağırlığımız 40 Nft'ondu. Yazdık. Kosinüs 37'nin değeri kaçtır? 0,8'dir. Çarptığınız zaman 40 ile 0,8'i tepki kuvvetimiz 32 Newton bulunacaktır arkadaşlar. Bakın şu şekilde zeminin cisme uyguladığı tepki kuvveti ne kadar olacaktır? 32 Newton olacaktır. Evet. Örneklerimize bakalım arkadaşlar. Birinci örneğimiz bakalım bir grafik verilmiş bize. Kuvvet iğme grafiği verilen cismin kütlesi kaç kilogramdır diye sormuş. Bize kuvvet iğme grafiği verildiyse biz cismin kütlesini nasıl hesaplıyorduk? Eğimle hesaplıyorduk değil mi arkadaşlar? Buradan eğim eşittir. Eğim eşittir. Neydi? F bölü A değil miydi? O da neyi verecekti bize? Kütleyi verecekti. Hesaplıyoruz o zaman. Bizim kuvvetimiz kaçtır arkadaşlar? 80. 80. ivmemiz ne kadar? 8. 80 bölü 8 ne olacaktır? 10 olacaktır. O da 10 kilogram. O da eşittir. M olacak arkadaşlar. Demek ki kütlemiz ne kadarmış? 10 kilogrammış. İkinci örneğimize bakalım. 20 kilogramlık bir cisim 100 Newtonluk bir kuvvetle çekiliyor. Cismin iğmesi kaç metre bölü saniye karedir diye sorulmuş bize. Kuvvetimiz belli, kütlemiz belli, iğme isteniyor. Bizim nasıl bir formülümüz vardı? F eşittir, M çarpı A formülümüz vardı hatırlarsanız. F'yi biliyor muyum? Evet. Kuvvetimiz ne kadar? 100 Newton yazdım. Kütleyi biliyor muyuz? Evet. Ne kadar? 20 kilogram çarpı A diyoruz. Her iki tarafı ne yapalım? 20'ye bölelim. A'yı yalnız bırakmak için. Şu 20'ler birbirini götürecek. Şuraya da 20'ye bölüyorum. Buradan ne çıkacaktır arkadaşlar? Şu sıfırlar da birbirini götürsün. A eşittir. 5 metre bölü saniye kare çıkacaktır. Evet. Devam ediyoruz. Üçüncü örneğimiz. Bakalım. Cisimlerin ilmesi kaç metre bölü saniye karedir diye sorulmuş. Arkadaşlar iki tane cismimiz var. 2 kilogram ve 3 kilogramlık. Ee, bunlar bir iple. Şöyle burada ip var. Bir iple birbirlerine bağlanmışlar bunlar. Ve 20 Newtonluk bir kuvvetle ne yapıyoruz? Bunları sağa doğru çekiyoruz. Bu kuvvet her ikisine de etki edecektir. Ve biz bunu ne yapacağız? Sistem olarak düşüneceğiz. Sistemin ivmesini bulursak cisimlerin ivmesi de o sistemin ivmesine eşit olacaktır. Hemen bulalım. Buradan F eşittir. M toplam artık alacağız burada arkadaşlar. M toplam çarpı A diyeceğiz. Buradan hesaplayalım. O zaman F'imiz kaç? 20 eşittir. Kütlelerimiz 2 artı 3 değil mi? Toplam kütlemiz çarpı A diyoruz. Buradan 20 eşittir. 5 çarpı a. Her iki tarafı 5'e bölerseniz ivmeniz kaç çıkacaktır? 4 metre bölü saniye kare çıkacaktır. Şu 2 kilogramlık cismin ivmesi de 4'tür arkadaşlar. 3 kilogramlık cismimizin ivmesi de 4 metre bölü saniye kare olacaktır. Diğer örneğimize bakalım. Cismin ivmesi kaç metre bölü saniye karedir diye sorulmuş. Yalnız cismimize iki tane kuvvet etki etmiş arkadaşlar. Bunlar zıt yönlü gördüğünüz gibi. Sağa doğru 30 Newton, sola doğru da 24 Newton'luk bir kuvvet etki etmiş. Öncelikle ne yapmamız lazım? Net kuvvet yani bileşke kuvvetimizi bulmamız gerekiyor. O zaman formülümüz nedir? F net eşittir diyeceğiz. M çarpı A değil mi? Şimdi burada F netimiz ne olacaktır? 30 eksi 24 eşittir. Kütlemiz kaç? 3 ivmeyi bilmiyoruz. 30'dan 24'ü çıkartırsanız kaç kalır? 6 kalır. 6 eşittir. 3 çarpı a diyorsunuz. Her iki tarafı da 3'e böldüğünüz zaman ne olacaktır? İğmeniz 2 metre bölü saniye kare çıkacaktır. Evet. Konumuz burada bitti. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.